Merhaba arkadaşlar. Bugün Tarsus'a 5 kilometre mesafede bulunan Özbek köyündeyiz. Özbek köyünde iki üniversite bitiren öğrenci, aynı zamanda azimli bir kardeşimizin yanındayız. Cevriye Hanım'ın yanındayız. Cevriye Hanım öğrencilik hayatının yanında iş girişimciliği adı altında güzel bir işe imza atmış. Şimdi ben sözü kendisine bırakıyorum. Buyurun Cevriye Hanım. Ben Cevriye Kılıç. İş sağlığı ve güvenliği okudum. Geçen yıl mezun oldum. Sosyal hizmetler mezunuyum aynı zamanda. Tevafuken bir arkadaşımın vesilesiyle, Solcan Gümresi'yle tanıştım. Kayseri'ye gidip gördüm. Aklımda bazı şeyler vardı. İşte hani kokuyor mu, nasıl yapabilirim? Bu yüzden gidip bir inceleme yaptım. Baktım ki hiçbir zararı yok. Araştırdıkça da çok farklı şeylerle karşılaştım. Bu iş insanlığa faydalı olduğu için, yani biz topraktan geldiğimizden, topraktan da yediğimiz şeyler bize gıda olduğu için dedim ki toprağımızı yenilememiz lazım. Çünkü biliyorsunuz kimyasallar çok fazla topraklarımızı meşgul etmiş durumda. İnsanlığa faydalı olmak için gelecek neslimizin ve kendimizin daha sağlıklı, daha zinde olmamız için Solcan Gübresi'ne girişim yaptım. Girişimcilik hayatım böyle başladı. Daha doğrusu ben tekstilciyim. Yani daha önceden de girişimciyim. Normalde bir market de işlettim. Kendi marketimiz vardı, işletmiştim. Yani normalde aslında bir kafa var, girişimcilik kafası. Bu Solcan Gübresi'ne de bu vesileyle girdim. Solcan Gübresi ile kimyasal gübreler arasındaki farkı denetledik. Daha doğrusu onun denemesini yaptık. Kabağı yaptık, daha önce söylemiştim. Kabağı yaptık, kabak. Geçen yıl, yani Ocak ayının 28'inde açık alanda, açık sahada bu kış günü dahi müşteri, zaten Instagram'ım var, Instagram'a atmışım, tarihi de atmışım. Adam en son o zaman topladığında, attığında adamın kendisi dahi bunu beğenmiyorum dedi ama çok güzel. Hala çiçek veriyordu o saatte dahi. Hala çiçek veriyor. Yani verimi arttırdığı için mesela kimyasalla beslenenler kesinlikle şey oluyor. Yani hani kaçıncı ayda, sanırım 11. ayın başında falan bitiyor açık sahada. Serada yapıyorlar. Şu an zaten serada, hatta bir arkadaş aradı beni. İşte Instagram'dan ulaştı. Dedi ki abla gerçekten serada değil mi? Ben resimlerini attım, konuşabilirsiniz verdiğim müşteriye dedim. Müşteri de sağ olsun numarasını dahi bıraktı. Instagram'a bakabilirler. Fidansol _ organik _ gübre diye bakabilirler. Şöyle söyleyeyim, tadı, kıvamı ve verimi çok arttırıyor. Tadı da çok güzel. Yiyen insanlar da söylediler çok güzel tadı var diye. Yani kesinlikle denemelerini isterim. Sadece denesinler isterlerse. Yani şunu söyleyeyim, daha önce dediğim gibi şimdi de söylüyorum. Eğer ki bir verim almazlarsa, bir farklılık görmezlerse ben paralarını iade ediyorum zaten. Kesinlikle bununla garanti veriyorum. Şimdi kimyasalları biliyorsunuz ki ben geçenlerde bir şey yedim, mandalina yedim. İnanın üstü çok güzeldi. İçini açtım, o kadar çok kimyasal var ki içinde belli, yani o çektim zaten. Instagram'a onu da attım, bakabilirler. Şimdi bizim kimyasallarla savaşmamız lazım. Kesinlikle bizim kimya, çünkü organik olmazsak, biz kendimiz doğal olmazsak hayatımızdan dahi zevk alamayız yani. Ben istiyorum ki çiftçinin de kendisi yapsın bu işi. Yardımcı olurum, her türlü yardımcı olabilirim. Olurum yani, elimden geldiğince herkese yetişmeye çalışıyorum. Zaten beni arayanlar, bana ulaşanlar onu biliyorlar. Her aradıklarında açıyorum telefonumu, istedikleri sorular sorup cevaplarını alıyorlar. Bunu danışmanlık altında para karşılığında yapanlar var. Ben yapmıyorum böyle bir şey. Bir biber, bir arkadaşa, bir yere, daha doğrusu arkadaş değil, bir müşteriye biber'e verdim. Biberci daban gübresi dahi kullanmadan bir dönüm yerden 1,5 ton aldığını söyledi.
Yani bunun çok çok iyi olduğunu söyledi. Normal kimyasalla yaptığında orada en fazla diyor 700 bilemedin 750 kilo alırım. Yani düşünün %50 eğer 1,5 ise %50 oluyor. Estağfurullah %100 oluyor. Yani bu bir kere verim oldu. Bir kere vermesinde oldu. İki defa sadece vermiş. İlk vermesi oluyor. Ki düşünün ki o toprakta hala kimyasallı olduğu halde böyle. Hiç kimyasal olmazsa kim bilir belki 1.600, 1.700 kilo belki daha fazla alacak. 1.700 ton, estağfurullah 1.5 ton yani. Şimdi o yüzden bizim hem bakın yani verimi de fazlalaştırıyor. Zannetmeyin ki verimi de çiftçi zarar edecek. Verimi de çoğaltıyor. Yani hem verim hem sağlık açısından faydalı oluyor. Hem verimi fazla oluyor. Raf ömrü de fazla oluyor. Kabakçı da 2,5 ay boyunca ben 2,5 ayı zaten kar ettim diyor adam. Hani öncesinden kar ettim. Aldığım bir kasalık yerden 3 kasa alıyorum. Zaten kar ettim 3 kasa. Ama normal mesela kimyasal kullanan kişi 1 kasa alıyorsa organik solucan gübresini kullanan kişi 1-2-3 kasa alıyor. Zaten orada diyor aldığım aynı zamanda aldığımız mahsul zaten ben 2'şer kasa kar ediyorum ama ayrıca 2 ay daha ben fazladan kar etmiş oldum diyor. 2 ay sadece benim diyor. Yine 3 kasa alıyorum. İnanın artık yeter dedi. Bıktım ben toplamayacağım deyip de birinci ayın yani 2021 ayının 5'inde topladı. Ondan sonra toplayacağım. Yeter hep çiçek veriyor. Yeter dedi. Yani düşünün vazgeçti yani. Hala toplayabilir ki bizim Akdeniz bölgesinde ne kadar don da olsa bu dona da karşı çünkü %50 koruyor. Toplayabildi adam. Yani burada olanlar bilirler. Don vurdu. Biliyorsunuz işte Aralık ayında don vurdu. Vurdu ama buna etki etmedi çok fazla. Etmiştir muhakkak ama çok fazla etmemiş. Adam yine de topluyordu. Şimdi biz gübremizi, burada solucan var. Solucanı nemlendiriyoruz ki %80 kadar nemlendiriyoruz ki solucan yiyebilsin verdiğimiz şeyleri. Çünkü nemli olmazsa yiyemez. Yani solucanın kendisindeki o sölüm sıvısı yeterince olmaz. O yüzden %80 kadar solucanın olduğu yatakta ıslak olması lazım. Bu yüzden sulandırıyoruz. Şöyle size bismillahirrahmanirrahim. Kaçtılar mı? Ne yaptılar? Yavru var genelde. Görüyorsunuz yavru var genelde. Görüyorsunuz zaten. Bunlar şu anda yavru. Anaçlar da vardır muhakkak. Şöyle yaparsak. Şimdi bunları kapatalım ki solucana biz %70 inek gübresi veriyoruz. İnek ya da küçükbaş hayvan gübresi. Onları tabii ki asidi alınıyor. O gübreyi veriyoruz. Yalnız %30 da evsel atık veriyoruz. Yani bu ne olabilir? Armut, havuç. Burada ayrıca ben şey de veriyorum. Keçi boynuzu fosası veriyorum. Un gibi oluyor. Onu daha çok seviyorlar. Onu verdiğiniz zaman üremesi %100 artıyor. Solucanlarını çoğaltmak isteyenler onu yapabilirler. Bir de ineklere verilen bu küspe var. Pancar küspesi. Onu da verdiklerinde %100 artış olur. Yani onu bulamayan diğerini bulabilir. Çay veriyoruz. Özellikle işte kahvelerden topluyoruz, getiriyoruz. Çay, meyve, sebze, asitli olmayan ne varsa hepsini karıştırıyoruz. Ya yakıyoruz beraber, işte birazdan size gösteririm gübreyi, yani mamasını gösteririm. Evsel atık dediğimiz şeyleri, böyle çay, havuç var bakın görüyorsunuz. Yarı yanmamış, şu taraf yanmış görüyorsunuz. Burası da yarı yanmış. Bunun içine koyuyoruz, böyle bir açıyorsunuz. İsterseniz çok büyük de açabilirsiniz. Açıyorsunuz böyle, içine koyuyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Bakın armut var, elma var, salatalık var. Şu şekilde döküyorsunuz ve kapatıyorsunuz ağzını. Biraz daha çayımız var. Çayı da boşaltalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu normal direkt de verebilirsiniz. Bu direkt de verilebilir. Bu şekilde de yapılarak veriliyor. Sonra kapatıyoruz üstünü.
Yani yanmaya bırakıyoruz yani. Yanıyor. İçinde kalıyor. Üstünü sulayacağız tekrar. Yani böyle kısa bir şekilde az bir yaptık. Onlar daha büyük de yapabilirler. Daha çok varsa daha çok büyük bir şekilde yapabilirler. Şöyle suladık mı tamamdır. Bu kadar. Sulamayı da ihtiyaca göre yapıyoruz ama yazın hemen hemen her gün, kışında ihtiyaca göre dediğim haftada bir de olur, üç günde bir de olur, sıcaklığa göre değişiyor. İşte %80 derece, %80'in su olması gerektiği için ihtiyaca göre verecekler. Yani bir yazın bir gün, her gün vermeleri lazım. Kışında üç günde bir de olur, beş günde bir de olur. İhtiyaca göre değişiyor. Son safhada elemeye geçiyoruz. İşte bu şekilde arkadaşlar eleğimizden geçiriyoruz. Altına düşen normal çiftçiye vereceğimiz gübre oluyor. Buraya gelen de zaten gübre artı oluyor. İşte şu ara buraya verdiğimiz şu. Şimdi solucan oluyor ve geri elekten geçmemiş kosa gibi şeyler oluyor. Bunu gerekirse 2-3 defa da elleyebiliyoruz. Müşteriye yani çiftçimize çuvala koyup verdiğimiz yer. Şimdi burayı da paketlerken size göstereyim. Kesinlikle metan kullanılmıyor buna değdiğimiz zaman. Çünkü bunun içinde canlı bakteri var. Biliyorsunuz ki analarımız, babalarımız önceden tahta kaşık kullanıyorlardı ya da plastik kullanmamız lazım. Biz tahtayı kullanamıyoruz belki bunu ama yani kesinlikle demir değilmiyor. Çünkü içindeki bazı canlı bakteriler o demirden dolayı ölebiliyor. Şu anda gördüğünüz de birer kilo, beşer kilo, 10 ve 20'şer kilodan paketliyoruz. Bu şekilde müşterimize sunuyoruz. İsteyen olursa tabii bazen mesela solucan isteyen oluyor. Yanında hediye gönderiyorum. Gübre olarak hediye gönderiyorum. 5 kilo ya da 1 kilo. Şöyle bu ağacı görüyorsunuz işte bu kadar açabiliyoruz köküne gelebilsin diye 8 ile 10 santim böyle etrafını açıyoruz sonra da solucan gübremizi döküp kapatacağız.
Tabii ki her hanım ev işi yaptığı gibi biz de ev işi yapıyoruz.